şey de olur. Klip de olur. Ha, sen fotoğraf çekeceksin. Evet. Çok değerli basın mensupları, hepinize saygıyla selamlıyorum. Kampla ilgili kısa bir bilgi verdikten sonra sorularınızı bekliyorum. Yarın itibariyle kampımız burada bitiyor. Cuma günü Konyaspor'a maç yapacağız. Dolayısıyla yarın sabah antrenmandan sonra buradan Konya'ya gideceğiz. 10 günlük yaklaşık kamp süremiz içerisinde özellikle ilk bölümde yoğun çalıştık. Onlar arasında da iki tane ciddi olmak üzere bir tanesi de antrenman mahiyetinde maç yaptık. 3 maç diyebiliriz onlara. Şu anda ciddi boyutta bir sakatımız yok. Antrenman içerisinde zaman zaman ufak tefek sakatlıklar, yorgunluklar oldu. Gayet normaldir. Takım olarak Konya maçına hazırız. Müsabakaya baktığımızda Josia ve Ertuğrul kırmızı kart sebebiyle olmayacaklar. İki oyuncu dışında eksiğimiz yok. Serdar ilk yarıdaki ciddi boyutta olan sakatlığı geçti. O da oynamaya hazır görünüyor şu anda. Herhangi bir olumsuzluğu yok. Şimdi sezon başında başladığımızda en istikrarlı giden ve en iyi oynayan takım olarak baktığınız zaman yani sıralama olarak şu anda üst sırada olan da Beşiktaş öndeydi. Biz oyun olarak uyumamıza rağmen çok puan kayıpları verdik. Yeniden takım oluştururken oynadığımız oyun karşısında puan kayıpları yaptık. Daha alt sırada kaldık. Yani Beşiktaş da oyun olarak ilk sıra hak etmişti ama tecrübesi ve oyuncu kalitesiyle baktığımızda Galatasaray ve Fenerbahçe yine sıramada yerini aldı. Dolayısıyla üç büyükler beklenen yarış içerisinde ortak bir yarışa devam edecekler. Şimdi iyi tarafı bunun şu oldu. Yani yabancılar gelince futbol sahaları düzelecek inşallah. Onlara göre saha hazırlarız. Yani sayı fazla olduğu için daha fazla futbol sahaları, zeminleri daha güzel yaparsalar faydası olur. Onun dışında sadece daha önce söyledim bu yemdir bana göre. Konuşulsun, tartışılsın, fuzuli bir konu. Yani 14 tane olmuş, 11 tane olmuş, hiç önemli değil. Futbol üretimi olmayan yerde zaten dışarıdan aldığı ithal mallarla günü kurtarırsınız, geleceğe batırırsınız. Türk futbolun geleceğiyle ilgili değil bu. Sadece o günkü, bugünkü gündem için bir değişikliktir. Ama emek vermişlerdi, düşünmüşlerdi. Düşüncelerini bilmiyorum ama bir emek, mutlaka emek vermişlerdi, düşünmüşlerdi, plan yapmışlardı. Şimdi uygulamaya koydular, deneyeceğiz, göreceğiz. Kulüplerin borcu mutlaka artacaktır diye düşünüyorum. Hala bunlar 30 sene, 40 sene önce olduğu gibi bozuk zeminde gelen rakibi yenmek için sahayı kazıyalım, işte ıslayalım, top ağır olsun, böyle yenelim dersek bundan futbol çıkmaz. Yani onu aşmamız gerekiyor. Hala bu zihniyetin olduğunu görüyorum. Onun için yabancı futbolcu yerine önce kendi eksiklerimizi düzeltirsek, kendi oyuncularımızı üretirsek, o zaman yabancı isterse tamamen 100 tane gelsin bir takıma fark etmez. Öylemiş. Yani oyuncu, ben oyuncu değilim şu anda. Oyuncu olarak çok haklı bir serzeniştir. Bana göre gündemin birinci maddesi bu olmalı ve bütün medyanın da buna yer vermesi lazım. Önce insan sağlığı diyoruz. Adam sakat olmuş. Yani milyon eurolar veriyorsunuz oyuncuya. Zemin nedeniyle sakatlık geçiriyor ki Atatürk Olimpiyat saat atadı da bizim ayıbımız Türkiye olarak. Yani yeni sahalar yapıyoruz. Mevcut sağlık kötü. Yani orada evet ya İzmir'e bir takım da yakışır. En azından bir takım olması gerekirdi ama olmazsa bile o sahanın çok daha iyi olması gerekiyor. Onun daha kötüleri de vardı. Hatırlarsanız Balçova maçı da, Galatasaray maçı da Balçova'nın sahasını oraya alındı. Galatasaray az zarar versin diye. O korumacılık da yapıldı. Bunlar doğru şeyler değil. Yani daha düzgün davranmak gerekiyor. Emre'nin bir profesyonel oyuncu olarak sadece kendi hakkını değil, bütün futbolcu hakkına konuştuğunu düşünüyorum. Ve aynen katılıyorum, destekliyorum. Bu konuda federasyonun bunu dikkate alması gerekiyor. Ben de aynı şeyi daha önce söyledim dediğiniz gibi. Ben orada söylerken benim takımla ilgili değil, her takımdaki her oyuncu için. Ama oyuncularla ilgili oyuncuların da buna sahip çıkması lazım. Eğer futbolcular sendikası olsaydı, bugün futbolcular sahaya çıkmasa bu iş halledilirdi. Yani bu kadar paralar harcandığı yerde bu sahaların bozuk olması ve futbolcuların bozuk zeminde oynamasını kabul edemiyorum. Biz Avrupa'ya gittiğimizde amatör sahalarda çim düzgün sahalar görüyoruz. Şurada Antalya'da çok güzel idman sahaları, mas sahaları var.
Ama profesyonel takımların hiçbirinin düzgün sahası yok. Bu nasıl futbol kalkınacak? Yani yabancıyla mı olacak? Ama yabancı oyuncular gelip bunu söylerse belki o zaman olur.